Selamünaleyküm arkadaşlar. Konumuz mezheplerin ortaya çıkış sebepleri. Sözlük anlamı takip etmek, gitmek ve gidilen yol anlamlarına gelmektedir. Terim olarak ise dinin inanç esaslarını ve amel hükümlerini anlama ve yorumlama konusunda kendi özgü yaklaşımlara sahip düşünce sistemi ve bu yaklaşımlar etrafında meydana gelen ekolleşmenin ürünü olan ilmi ve fikri birikim anlamına gelmektedir. Ayrıca dinin asli ve feri hükümlerinin dayandığı delilleri bulmakta ve bunlardan hüküm çıkarıp yorumlamakta, otorite sayılan alimlerin ortaya koyduğu görüşlerin tam veya belirledikleri sistem anlamına da gelmektedir. Asli hükümden kasıt dinin temel inanç esaslarını, feri hükümden kasıt dinin temel inanç esaslarını, ibadetler ve insanlar arası münasebetleri içeren konulardır. Kur'an'da ve hadislerde mezhep kelimesine değil, fırka kelimesine rastlanır. İslam coğrafyasının gelişmesiyle birlikte diğer dinlere ait inanç grupları ile karşılaşması sonucunda dinler ve mezhepler anlamına gelen minel ve nihal kelimeleri ortaya çıkmış, daha yaygın olduğu için mezhep kelimesi kullanımına gelmiştir. Mezhep bir veya birkaç meselede kendine has bir anlayış getirip başkalarına muhalefet edenlerin oluşturduğu olgu olarak algılanmamalı. Çünkü mezhep, İslam'ı benimseyen bir zümrenin fikir ve amel tarzları ile töre, adalet ve geleneklerinin bütününü ifade eder. Mezhepler yerel bir din olarak da algılanmamalıdır. Aksine bir dini benimseyen toplulukların özellikleri sonucu oluşur. Zaten mezhepte sosyal çevrenin, siyasi olayların, bazı inanç ve kültürlerin izleri görülür. Sosyal çevre ve siyasi olaylar mezheplerin çıkma sebebidir. Dini itilaflarla ilgili genel durum, mezheplerin ortaya çıkmasını imamların görüş ayrılığı yaşamaları, kim insanlarda dine sokulan şahsi görüşler olarak algılanmış, kim insanlar da daha ileri giderek yeni bir din çıkarıldığını söylemişlerdir. Bunun sebebi ise kendi tezini doğru kabul edip diğerlerini reddedenlerin mevcut olmasıdır. Oysa alimlerin kitap ve sünnet üzerine titiz bir çalışma yaparak şer'i delilleri çerçevesindeki açıklamaları mevcuttur. Yani bir takım görüş ayrılıkları vardır. Ama temelleri kitap ve sünnete dayalıdır. Bu ihtilaflar Müslümanların bölünmesine sebep olmamış, sadece görüş ayrılığında kalmıştır. Kitap ve sünnet bir meyve ağacı, ağacın dalları, şer'i deliller, meyveleri de ihtilafa düşünen fıkhi hükümleridir. İhtilaf kitap ve sünnetin iyice anlamaya vesile olmuştur. Yine şu bir gerçektir ki insanların düşünceleri değişiktir ve kainata farklı açıdan bakarlar. Bu farklılığın sebebi insanların hayalleri, gördükleri ve ilgilerini çeken şeylerin farklı oluşundandır. Teşekkür ederim.